Ve biraz iş dünyasına gelelim. Yavaş yavaş olayın içine girmeye başlayalım. İş dünyasında şu anda Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Levent Çakıroğlu'nu davet etmek istiyorum. Sunumunu ondan dinleyelim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Sayın Başkanı ve üyeleri, bakanlıklarımızın, kamu kuruluşlarımızın, iş dünyamızın ve üniversitelerimizin kıymetli temsilcileri, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları ve sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İnovasyon Haftası'nda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu yılda stratejik partner olarak destek verdiğimiz bu değerli organizasyonun giderek daha geniş bir kitleye ulaştığını görmek gerçekten memnuniyet verici. Buradan hareketle İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz açısından son derece faydalı olacağına ve özellikle inovasyon bilincinin yaygınlaşmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ülke olarak rekabet gücümüzü arttırarak 2023 hedeflerine ulaşabilmek ve sürdürülebilir büyüme sağlayabilmek için inovasyon süreçlerinin odağımıza yerleştirmemiz gereken çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu noktada geliştirdiği yenilikçi teknolojiler, akıllı ürünler ve katma değer sağlayan çözümler ile sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Arçelik'in faaliyetlerine ve inovasyonun Arçelik'in başarısındaki kritik önemine değinmek istiyorum. Değerli konuklar, bugün dünya çapında 25 bin çalışanımız, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika olmak üzere 14 ülkedeki üretim tesislerimiz, 14 üretim tesisimiz ile dünya çapında faaliyet gösteriyoruz. 25 ülkede kendi iştiraklerimizle olmak üzere 100'den fazla ülkede distribütörlerimiz aracılığıyla ürün ve hizmet sunuyoruz. Dünya çapında ofislerimizde 28 farklı dil konuşuluyor. Hazine yönetimimiz 22 farklı para birimiyle işlem yapıyor ve bu para birimlerini yönetiyor. Global Arçelik vizyonumuzu dünyaya saygılı, dünyada saygın şeklinde ifade ediyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda yeni pazarlara girmeye, küresel organizasyonumuzu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Tüm faaliyetlerimizde ve süreçlerimizde sürdürülebilir gelişim odağımızın yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluklarımızın da farkında olarak hareket ediyor, kaynakların verimliliğine son derece önem veriyoruz. Vizyonumuzu destekleyen stratejimizin kalbinde inovasyon yer alıyor. Şirketimizde inovasyon, teknolojideki yeniliklerden, Ar-Ge faaliyetlerimizden ve pazarlardaki çalışmalarımızdan tetikleniyor. Türkiye'nin en fazla Ar-Ge merkezine sahip olan ve sektöründe Ar-Ge'ye en fazla kaynak ayıran şirketiyiz. Türkiye'de 8 Ar-Ge merkezimizin yanında Tayvan'daki Ar-Ge merkezimiz ile toplam olarak 1000'in üzerinde Ar-Ge çalışanına sahibiz. Ve bu sayede kendi özgün teknolojimizi geliştiriyoruz. 22 yıllık köklü Ar-Ge deneyimimizin getirdiği teknolojik yetkinlik, sürdürülebilir rekabet gücümüzü arttırıyor. Bu sayede sektörümüzde bizi ayrıştıracak teknolojisi, tasarımı, kalitesi ve fiyatıyla rekabetçi, çevre dostu ve yenilikçi ürünleri tasarlayarak dünya pazarlarına sunuyoruz.
Yeni teknolojileri geliştirirken fikri haklarımızı korumaya da önem veriyoruz. Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne yapılan patent başvurularının 1/3'ünden fazlasını biz sağlıyoruz. Son 5 senedir Dünya Fikri Haklar Örgütü listesinde ilk 200'de yer alan tek Türk şirketiyiz. Değerli misafirler, teknoloji geliştirme çalışmalarımızda üniversiteler ve araştırmacılar ile işbirlikleri kurarak inovasyon süreçlerimizde çok yönlü hareket edebiliyor, daha hızlı ve etkin sonuçlar alabiliyoruz. İnovasyonu destekleyen ortamları yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Açık inovasyon kavramını iş süreçlerimize dahil ederek yeni iş alanları ve modelleri oluşturuyoruz. Söz gelimi, açık inovasyon platformlarından faydalanıyoruz. Erken aşama teknoloji avcılığı yapıyoruz. Daha önce söylediğim gibi, inovasyon süreçlerimizde pazar analizleri de çok önemli yer tutuyor. Farklı coğrafyalarda tüketicilerin alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını yerinde inceliyoruz. Beklentileri ve ihtiyaçları karşılayacak, hatta ötesine geçecek ürün ve hizmeti geliştirmek üzere yenilikçi fikirleri değerlendiriyoruz. Genel kabul gördüğü üzere yeni bir fikir veya buluşun ticari ürüne dönüşmediği sürece inovasyon olarak tanımlanması mümkün olmuyor. Bizim de inovasyon stratejimizin temelinde bu prensip yatıyor. Diğer bir ifadeyle teknolojiden veya pazardan kaynaklanan yeni fikirler tüketicilere fayda sağlayacak ürünlere dönüştüğünde inovasyon değeri taşıyor. Bu konuda Arçelik'ten pek çok örnek paylaşabilirim. Ancak zamanımızı dikkate alarak birkaç örnekle yetineceğim. Çin pazarına özel geliştirdiğimiz pirinç saklama bölgesi olan No Frost buzdolabımız, pirinci ideal saklama koşullarına göre muhafaza etme özelliği sayesinde Çin Elektrikli Ev Aletleri Araştırma Enstitüsü tarafından yenilikçi ürün ödülüne layık görüldü. 18 özgün patentle korunan dünyanın ilk ve tek Türk kahve makinesi Telve ile bu yıl pazara sunduğumuz ve yine 18 patentli demlenen çayı uzun süre taze tutabilen Türkiye'nin ilk ve tek otomatik çay makinesi Gurme, sizlerin daha yakından bildiğiniz örnekler. Bu bölümde son olarak dünyada ilk ve tek dondurma yapma makinesi bölmesine sahip buzdolabını paylaşarak örneklerimi tamamlıyorum. Çay makinemizde hazırlanmış çayı, telvede hazırlanmış kahveyi ve bu buzdolabından servis edilen dondurmayı dışarıdaki standlarımızda tadımlayabilirsiniz. Değerli konuklar, Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar her pazara uygun ürün tasarlamamıza ve üretebilmemize imkan vererek uluslararası pazarlardaki yayılımımızın önünü açmıştır. Ancak inovasyonu sadece ürünle sınırlandırmıyoruz. Tüm süreçlerimizde inovatif yaklaşımları hayata geçiriyoruz. Örnek vermek gerekirse, bir buzdolabı yaklaşık 450 parçadan oluşuyor. Takdir edersiniz ki, malzeme planlamasından müşteriye ulaştırılmasına, hatta satış sonrası servise kadar tüm sürecin en etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Buradan hareketle inovasyon yaklaşımını yan sanayilerimizi, tedarikçilerimizi ve tüm iş ortaklarımızı kapsayan ekosistemimize kazandırıyoruz. Her aşamada geliştirilen inovatif çözümler sektörde fark yaratmamızı sağlıyor. Çarpıcı örnek olması açısından sizlerle bazı güncel rakamları paylaşmak istiyorum. Bu yıl Mayıs ayında sadece Eskişehir işletmemiz 374 bin adet buzdolabı üretti. Ki tatil günlerini düşersek günlük 15 bin adet üretime
tekabül ediyor. Ekim ayında sadece İngiltere'ye 220 bin adet beyaz eşya sevkiyatı yapıldı. Bu yıl yıllık beyaz eşya üretim adedimiz 16 milyonu aşacak. Tüm bu faaliyetlerimizin sonunda şirketimizin cirosu son 5 yılda 2 kat arttı. Bu yılı 11 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Geldiğimiz noktada gelirlerimizin %60'ını yurt dışı faaliyetlerimizden elde ediyoruz. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. şirketiyiz. Ayrıca en çok istihdam sağlayan sanayi kuruluşuyuz. En çok engelli istihdam eden şirketiz aynı zamanda. İşte bütün bu sonuçların arkasında Ar-Ge ve inovasyon gücümüz yer alıyor. İnovasyon gücümüzü en üst seviyede önem verdiğimiz kalite ve tasarımla destekliyoruz. Sürdürülebilir ve karlı büyümenin bütün bunların yanında güçlü markalarla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Global markamız Beko'nun yanında ulusal ve bölgesel toplam 10 marka ile faaliyet gösteriyoruz. Ar-Ge, inovasyon, kalite, tasarım ve marka odaklı stratejimizle faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda pazar payımızı arttırırken fiyat endeksimizi de arttırmak suretiyle katma değeri daha yüksek ürünler satıyoruz. Halen Avrupa'nın 3. büyük beyaz eşya şirketiyiz. Türkiye'deki güçlü liderliğimize ilave olarak Romanya'da Arctic ve Güney Afrika'da Defy markalarımızla açık ara pazar lideriyiz. Global beyaz eşya markamız Beko son 5 yıldır Avrupa pazarında pazar payını en çok arttıran marka. Beko, Batı Avrupa'nın en çok satılan buzdolabı markası. Ayrıca bu yıl Beko Batı Avrupa'da beyaz eşya pazarında ikinciliğe yükseldi. İngiltere ve Litvanya'daki pazar liderliğini sürdürürken bu yıl Polonya'da da pazar lideri oldu. Değerli konuklar, ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasında ve katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlerin ihracında inovasyonun anahtar olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ülke olarak inovasyon alanında hedeflediğimiz başarıyı elde edebilmek için ekonomi, teknoloji ve pazar çevresindeki değişimleri iyi analiz ederek bunları birer fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için Türkiye'deki ve yurt dışındaki kuruluşlar tarafından geliştirilen bilgi ve teknolojilerden yararlanabileceğimiz işbirliği ağlarını genişletmeli ve etkin olarak kullanmalıyız. İnovatif fikirlerin ortaya çıkabileceği ve bu fikirlerin kolayca tartışılabildiği platformların ve esnek inovasyon süreçlerinin oluşturulmasını teşvik etmeliyiz. İnovasyon alanında yapılacak çalışmaların desteklenmesi hepimiz için önemli bir sorumluluktur. Sözlerimi tamamlarken Sayın Bakanımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Sayın Başkanı'na ve üyelerine, Ekonomi Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kıymetli yöneticilerine ve organizasyonda emeği geçen herkese ülkemiz açısından son derece faydalı olacağına inandığım inovasyon haftasını düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir saniyesi rica edeceğim. Ben hep şu Türk kahvesi makinesinin nasıl bulunduğunu merak ediyorum. Siz var mıydınız o dönem şirkette? Yani bu kimin fikriydi? Çünkü son yılların bence Türkiye'de en inovatif fikirlerinden bir tanesi Türk kahvesi makinesi. Evet. Hatırlıyor musunuz o süreci? Ben o dönemde şirkette yoktum. 5 yıldır ben Arçelik'teyim. O süreçte çalışan arkadaşlarımla aynı gerekçeyle epeyce konuştum. Bu bizim Ar-Ge'deki çok yetkin, çok meraklı arkadaşlarımızın liderliğinde kahve seven oluşturulmuş bir fikir. Türkiye'nin önde gelen kahve üreticileriyle evet. beraber geleneksel kahve pişirme sürecini birebir kopyalayan
Ve biraz önce ifade ettiğim gibi de 18 ayrı patentle. Evet. Yeni böyle projeler var mı? Mesela neyim? Dolma sarma makinesi, mantı yapma ve su böreği. İhtiyaca göre bütün bunlar devreye girer. Yeni çay makinemiz de bu yıl devreye girdi. O da çayı uzun süre saklayabilen güzel bir ürün. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.